İnsanlı insansız, hava, deniz ve kara araçlarıyla dünyada adından sıkça söz ettiren Türk savunma sanayi, bu araçlarda kullanılacak yerli füzelerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Som, Atmaca, Bozdoğan, Gökdoğan, Hisar, Bora, Omtaş derken yerli füzelere bir yenisi daha ekleniyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine tanıtımı yapılan yerli seyir füzesi Çakır'ı aldı. Roketsan 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı göreve hazırlıyor. Yerli ürünler arasında gelecek yıl yerini alması beklenen füze, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığıyla silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı da olacak. Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlarından atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler de sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor. Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTC 1750 turbojet motora sahip Çakır, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde görev planlama esnasında tanımlanan 3 boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor. Yerli füze, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığıyla hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti de sunuyor. Gelişmiş ara safa ve terminal güdüm sistemleriyle Çakır, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Öte yandan Çakır, ağ tabanlı veri bağ sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor. Çakır'ın en dikkat çeken özelliklerinin başındaysa platformda çoklu taşımaya imkan veren tasarımı ve sürü konseptinde görev icra yeteneği geliyor. Çok sayıda mühimmatla koordineli taarruz imkanı veren sürü konseptiyle düşmanın savunma sistemlerinin aşılması kolaylaşırken bir ya da birden fazla hedefte yüksek etkinlik sağlanabiliyor. Radar soğurucu özellikli özgün gövde tasarımı sayesinde Çakır yüksek beka kabiliyeti de sunuyor. Deniz üzerinde su sathına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme kabiliyetlerine ek olarak radar soğurucu gövde yapısıyla düşman hava savunma sistemlerince tespit edilebilirliğini en az seviyeye indiriyor. Çakır, karıştırmaya dayanıklı GNSS ve altimetre destekli ataletsel navigasyon sistemiyle yoğun elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da seyrine devam edebiliyor. Roketsan'ın öz kaynaklarıyla başlatılan yerli ve milli seyir füzesi Çakır'ın tasarım çalışmaları devam ederken, ilk test atışı bu yıl içinde Akıncı'dan yapılacak ve platform entegrasyonu 2023'te gerçekleştirilecek. Son ve Çakır gibi seyir füzesi sistemleri, özellikle günümüzde kullandığı akıllı beyin sayesinde rakiplerinin bir adım önüne geçebiliyor. Örneğin alçak irtifada uçuş gerçekleştiren F-16 veya F-35 gövde içerisinde taşıdığı seyir füzesini ateşledikten sonra bu cihaz ortalama 200 kilometre uçağın hızına göre menzili değişebilir, menzile sahip oluyor. Ardından tıpkı bir kamikaze İHA gibi altındaki araziyi tüm engebesine kadar tarayarak kendine uygun güzergah oluşturuyor. Bu sayede radarlara takılmadan ve hava savunma sistemlerine gözükmeden kendi hedefine doğru ilerliyor. Tabii Son ve Çakır birbirinden tamamen ayrılan iki farklı platform olarak kullanılacak. Som A, Som B1, Som B2 ve Som J modelleri jet uçaklarından ateşlenmek üzere tasarlandı. Hatta F-35 ve milli muharip uçaklarda gövde içerisinde de kullanılabilecek. Öte yandan Çakır nispeten daha az menzile sahip olsa da neredeyse aynı işi yapabiliyor. Tabii ikisi arasındaki en büyük fark Çakır, Kızıl Elma, Aksungur ve Akıncı gibi SİHA TİHA'lardan olduğu gibi SİDA, botlar ve sabit kanatlı hava araçlarından da ateşlenebilecek.